2022 yılının damazlık üretimi için metrolara arı silkelemeye başladık. Bu sene çok sıkıntılı bir sene. Arılarımız iki çıta, bir çıta arılar var. Ortalama 2,5-3 çıta arası arı var. Bu arı bir 4 çıtaydı. Normalde 5 çıta silkelememiz lazım. Öbür taraftaki daha zayıf. İki çıta anca silkeledik. Arkamızda var gene 2,5 çıta anca vardır. Mecburen işi de başlatmamız gerekiyor. Bunlardan aldığımız kapalı yavruları diğerlerine verdik. Onlar birkaç gün sonra çiftleyecek. Önemli olan başlatmaktı. Şimdi bu yöntemde kovanın yere sıfır olması gerekiyor. Çünkü arı bunu kabullenmiyor. Birkaç gün böyle direniyor çalışmamak için. Şimdi bu sene yavrulu çıta denedim. Yavrulu çıta olunca hayat nasıl olsa devam ediyor. Bir bakacağım yarın durum nedir. Bundan sonra gerisi gelecek inşallah. Şu an kuvvet yani 5 çıta arı silkelemek lazım 30 çıtalık metroya. Fakat bizde bunda ancak 4 çıta falan vardır. Öbüründe 2 çıta, ötekinde 3 çıta falan. Hayırlısıyla başladık inşallah. Bismillah. Dün bunların anasını şey yaptıydım. Baksana şuraya. Yavrulu çıtalarını bir gün öncesi aldık bunların. Üste çıkamıyorsun bak şu görüntüyü yakalayan mısın sen? Heh. Bekle. Aşağı yaparsak. Şimdi ana arı burada. Kanadını kestim. Çünkü terk olayları oluyor. Terk etmemesi için. O da yetmiyor. Bu da acayip bal çekmiş bir de. Su gibi bal akıyor. Yavrularını aldık ya. Arı acayip şey yapmış, bal çekmiş bir günde. Bu bak buna da ben bunları temizlesin diye koymuştum. Hep bal çekmiş. İyi bal geliyor demek ki. Çünkü yavrulu çıtalarını alınca mecburen arının basabileceği bir yer lazım. Su gibi bal akıyor. Erkeklerini almamıştım. Şimdi burada yere dikilen arılar var. Bunları avuşturacağız. Avuşturulacak yerde de değil. Şimdi şöyle bir toparlansın bakalım. Şimdi ben buna bir tane yavrulu çıta vermiştim. Yavrulu çıta nerede? Burada yavrulu çıta var. Ana arıyı da oraya bırakacağım. Burada anarı, bir anarı çıktı. Anarı tam çıktı. Çıkma şeyin pozisyonundaymış zaten. Çıktı. Bizden önce atladı yani. O kadar iştahlı. Bak şimdi. Bu ilk gün böyle çok sapıtıyor arı. Kabullenmiyor. Burayı terk etmek istiyor. Onun için yere, bazı kişiler diyor ki niye yere koyuyorsun? Kanat kesik. Yükseğe koyarsan atladı mı anarı dönemiyor. Haydi içeriye. Şurayı bir toparlayalım. Evet en azından. Bundan sonrası şey yapar.
Şöyle çuval koymamız iyi oluyor. Bu sisteme geçmeden önce bak görüyor musun nasıl puanları çalışıyor? Evet, şu an metro yağıyı siteledik. Bunlar biraz uğraşacak ama eninde sonunda gelecek buraya. Ve müthiş bal var bak. Silkeledik ya, arı şey yaptı. Yani orayı şey yapması gerekiyor. Yani hepsi toplu bir halde. Orayı bir şey yapması lazım, yalaması lazım. Yoksa giremeyecekler. Boğulacak. Kumanın altına sardık. Şimdi altında havalandırma var ya. Oradan geçmeye çalışıyor. Şey yaparız, birkaç gün sonra çok dik oldu. Tetekler yan olmaması için. Yani giriş burada kalır. Bu arkayı böyle çeviririz bu tarafa. Şu an hani arılar ota saplanmasın dedim ama gene de şimdi puan ortamından geldiği için yani bunu akşam üzeri yapmamız lazım. Akşama da iftar var. O saati bekleyemediğimiz için böyle şey oldu. Bunu kapat şimdi tekneye getir. Bir 25-30 çıtalık böyle metro puanla ördürebilmemiz için yaklaşık 4-5 çıtaya ihtiyacımız var. Şu an o kadar çok güçlerimiz yok. Olsa da zaten birkaç tane onları bozamadık. Buradaki arıları bak ne biçim bundan da bal. Şimdi bak işten gelen arı boş petek koydum ona bal su çağırıyor. Bak mesela şunu bazı gözler başka bir kovandan verdim erkek. Bak şu gözlere bak doldurmuş görüyor musun? Bunu sönen bir arıdan aldım erkek sitesi. Ve şu an bundan bal diyor. Ve aktarılmalıydı, sarf olmalıydı. İşte gelen arı midesindeki balı oradaki şeye boşalttı. Şimdi burada şunlardan bir tanesi yavrulu. İlk baştan böyle arı tek sarmak istemiyor. Yeni yeni çözümler buluyoruz. En büyük sıkıntı ana arıyı burada verdik mi vermedi mi girdi mi girmedi mi oluyordu. Onda ana arıyı şey yapıyoruz. Kafese alıp kanadını da kesiyoruz. Kanat kesik olduğu için terk etmeye kalktığı zaman terk edemiyor. İçeri. Yani şu arılar biraz daha güçlü olması lazımdı ama yapacak bir şey yok. Arılar zayıf olduğunda şeyi de yapamıyoruz. Aldığımız yavruyu verecek yer de yok. Şimdi ana arıyı biz kendi elimizle saralım da. Burayı zoomlayabilirsin. Ne? Gel bakayım. Şimdi geliyor. Kanadı kesildi. İçeri değil mi? Bak şöyle. Bir de bu işlemi yaptıktan sonra fazla kurcalamamak gerekiyor. Ne kadar? Çünkü her taraf arı. Şu an ana arı içeride. Biliyoruz.
şimdi arıyı içeriye toplamamız gerekiyor. Baştan girmek istemeyecek şimdi. Burada salkım yapacak. Hı. Ama daha sonra ananın kokusu içeriden mecbur geçecekler. Bu yöntemi bulmadan önce çok arı zayi ediyorduk. Dünyanın arısını sikliyorduk kutuya. Şimdi çok güzel oldu. Baksana. Arı hemen kalkıyor.